Trabzonspor'dan bahsediyorum aslında. Abdullah Avcı ile birlikte güzel bir tempo yakalamıştı. Üst üste alınan puanlar Trabzonspor'un havasını değiştirdi. Fakat bir durum var. Sivasspor. Sivasspor, Trabzonspor 5, Abdullah Avcı ise tam 9 senedir Sivas deplasmanında kazanamıyor. Son zamanlardaki Trabzonspor performansı, Sivasspor performansı. Şöyle bir masaya yatıralım istiyorum. Kiminle? Elbette onunla. Onsuz olmaz. Trabzon deyince de sevgili Ulaş. Ulaş, günaydın. Günaydın sevgili Deniz, iyi hafta sonları. Ya arayı çok açtık Ulaş. Niye böyle oldu? Ya evet, niye Neden böyle oldu? böyle oldu? İzleyiciler Genelde de diyorlar ki Trabzonspor hiç konuşmuyorsunuz. Unuttunuz mu beni? Ben sizi nasıl unutabilirim? Böyle bir şey mümkün mü Allah aşkına? yani sen Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarını sunmuş bir arkadaşımızsın. Dolayısıyla o güzel anıyı, o güzel hatırayı unutman zaten Mümkün mümkün mü? değil. Mümkün mü? Evet. Yani Onu da hatırlatalım. işler değişti sonrasında. İster istemez o kadar objektif olacağım diye yıllarca kendimi böyle paraladım. O şampiyonluktan sonra ya ister istemez besledim tabii, yani büyük bir sempati besledim. O yüzden böyle Trabzon sayfalarına bakıyorum, bir olay olduğunda, işte gündemde bir isimler olduğunda, ya yani şu soruyu sormaya başladım. Yani Abdullah Avcı'dan önce, ya ne olacak bu Trabzonspor'un hali diye o malum soruyu sormaya başladım. Şimdi şuradan başlayalım sevgili Ulaş. Sen elbette Trabzonspor'un mevcut durumunu yorumlayacaksın ama Sivasspor deplasmanı çok özel bir deplasman değil mi? Yani bir türlü şeytanın bacağını uzun bir zamandır Trabzon kıramadı. Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Şöyle tabii aslında Trabzonspor maçın oynanacağı saati değiştirme talebi vardı sevgili Deniz. Çünkü saat 20 sularında -4, -6 dereceleri bulacak bir hava haliyle saat 5 gibi bu karşılaşmanın oynanması talebi vardı. İlk başta Sivas da buna sıcak yaklaştı, ancak tabii maçın pazartesi günü bir iş gününde olması haliyle de Sivasspor'da kendine bir seyirci desteğini bulabilmesi açısından hani ilk önce sıcak baktı bu teklife, sonra kabul etmedi ve dolayısıyla maç 8'de oynanacak. Şöyle, Abdullah Avcı bu tip Trabzonspor'un özellikle geçmişte yaşadığı bütün klikleri aslında yerle bir etti. Neydi onlar? Kazanması gereken maçları kazanamıyordu. Hiç böyle galibiyet umudu olmayan maçları kazanıyordu. Yani böyle biraz Trabzon'un havası gibi diyelim durumdu. Yani dalgalı gidiyordu, inişli çıkışlı gidiyordu. Ona bir örnek vereyim, biraz şey de olsun, latife de yapalım. Mesela dün ben bir tweet attım. Dün sabah uyandığımda Trabzon'da inanılmaz derecede bir fırtına vardı. Böyle ağaçlar yerinden kopacakmış gibiydi. Hava 8 dereceydi. İşte o Yalıncak sahiline iniyorum, yürüyüş falan yapıyorum sabahları. Böyle dalgalar denizi, kıyıyı resmen dövüyordu deniz. 2-3 saat sonra hava bir anda değişti. Sıcaklık 23 dereceye çıktı. Fırtına dindi. Ve sıcaklık, deniz artık dinginleşti. Öğleden sonra da yine başka bir havaya evrildik. Dolayısıyla hani Trabzon sporda böyle ne zaman ne yapacağı belli olmayan durumları yaşadı sezon ve sezonlarda. Ama Abdullah Avcı ile beraber bunu kırdı. Bir sonraki şampiyonluk sezonundan sonraki dönemi katmak istemiyorum. Ama bu gelişi daha farklı. Neden farklı? Çünkü hani burayı tecrübe etmiş, burayı kabullenmiş ve aynı zamanda burayla iç içe yaşayan bir teknik adam. Bu takımın da havasını olumlu anlamda değiştirdi. Ben kolay bir maç demiyorum. Elbette zor bir karşılaşma olacak. Özellikle Sivas deplasmanı, az önce senin bahsettiğin gibi. Ancak takım Abdullah Avcı ile beraber yukarıya doğru yavaş yavaş bir ivmeyle gidiyor. Bunu da Sivas'ta hiç olmazsa bir beraberlikle belki dönme düşünceleri var, ama ben Trabzonspor'u daha favori gördüğümü söyleyebilirim. Şimdi yarın akşamki 13. için. Haftaya geldiğinde evet, Abdullah Avcı ile birlikte cebinde puanları da var, yani galibiyetleri de var, ama bir Fenerbahçe galibiyeti, deplasmanda alınan Fenerbahçe galibiyeti her maça örnek teşkil edebilecek, motivasyonu yükseltebilecek bir durum gibi geliyor bana. Yani Sivasspor karşısında da biraz sanki bu değerlendirir Abdullah Avcı sanki. Şöyle, her maça tabii ayrı bir organizasyon gerekiyor sevgili Deniz, sen de biliyorsun, ama derbi maçları başka. Yani onun hazırlanışı, onun planı, onun sahaya
işte koyacağınız 11'deki oyuncuların rolleri, görevleri bunlar hep başka. Sivas maçının da buna göre daha farklı bir oyun aklıyla beraber ben Trabzonspor'un sahada olacağını düşünüyorum. Tabii önünde 3 önemli maç var Trabzonspor'un ve bu 3 önemli maç Trabzonspor'un aslında devre arasındaki transfer politikasını da belirleyecek. Hı hı. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'la geçen konuştuğumda Sivas, içeride Kayseri ve Gaziantep deplasmanı. Eğer bu 3 maçta Trabzonspor 3 galibiyetle olayı noktalandırabilirse, ki kalan 4 maç oluyor devre arasına kadar, artık o belirlenen transfer neydi akılda olan, şu an için konuşuyorum. İşte bir stoper, bir orta saha, bir de bir kanat oyuncusu ve ikinci forvet. Belki bu sayı 4'ten 6'ya çıkabilir ama bu çıkması için de Trabzonspor'un devre arasında elindeki yabancı sayısını da azaltması gerekiyor. Dolayısıyla her şey bu 3 maçın bu 3 maçta Trabzonspor'un ne yapacağına bağlı. Biraz aslında önemli de, onu da söyleyebilirim. Devre arasında takımdan ayrılacak isimler konusunda listem belli mi sevgili Ulaş? Şöyle sevgili Deniz, tabii normal 3 yıllık sözleşmesi olan oyuncular var. 2 yıllık oyuncular var. 1 yıl ya da 1,5 sezon kalmışlar, hı-hı, var. Ama şöyle genel anlamda baktığımızda hani devre arası kimi gönderebilir? Şimdi Bakasetas bir sözleşme imzalamadı, hı-hı, Trabzonspor'la. Teklifini de kabul etmedi. Eğer devre arası bir takım bulup gidebilirse Bakasetas, yani ilk sıraya onu koyabilirim bu anlamda. Trabzonspor da belki göndermeye çalışacak. Yabancı olduğu için de elinden çıkartmaya çalışacak. Bilmiyorum burayı. Sadece bir tahmin olarak konuşuyorum. Çünkü sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Halde Bakasetas'ın yerine oraya yeni bir yabancı oyuncuyu Trabzonspor dahil edebilir. Umut Bozok'tan zaten bir performans alamıyor artık Trabzonspor. Beklediği ölçülerde değil. Çünkü bu ligde uygun bir santrafor da değildi bana göre. Aynı Maxi Gomez gibi. Bunun dışında özellikle Trabzonspor'un elinde kiralık... Ama devre kiralık... arasında sanki ön tarafa bir takviye yapması şartmış gibi hissiyatı doğurdu bende. Ulaş, ne dersin? Şöyle, Trezeguet Avrupa Kupası'na gidecek sevgili. Afrika Kupası'na, aha, gidecek. Bunun yanında Orsic dönecek mi dönmeyecek mi, o çok net değil. Dolayısıyla oraya hani evet orijini sol kanat ama her iki kanatta da oynayabilecek bir kanat oyuncusunu dahil etmek istiyor Abdullah Avcı. Abdullah Avcı'nın aslında genel manada şu an için konuşuyor. İstediği 3 oyuncu var. Bir tane stoper, geriden oyun kurabilen Gotarsa. 2 bir orta sahaya net bir 8 numara. Ve aynı zamanda da bahsettiğim o iki kanatta oynayabilecek oyuncu. Olursa da bir tane ikinci forvet istiyor. Hatta Azerbaycan Aslanı'da Şarod oldu galiba. Onu da scout ekipleri izlemişler. Napoli'nin de izlediği oyuncular arasında. Mavi kartlı olması da büyük bir avantaj Trabzonspor için. Belki onu devre arasında ikinci santrafor olarak takıma dahil edebilir. Trabzonspor'un ön alan evet ama genel manada baktığınızda takımın oyun kurgusu olarak aslında Abdullah Avcı'nın istediği, işte geriden o bahsettiğim lider özellikli oyun kurabilen bir stoper, bir 8 numara ve aynı zamanda da kanat oyuncusu. Bunlar şu an için Trabzonspor'un en temel ihtiyacı olan oyunculardır. Benim açımdan da öyle. Ama dediğim gibi bu 3 maçta eğer Trabzonspor istediği sonuçları elde ederse bu sayı 5 ya da 6'yı da bulabilecek. Büyük problem şu, kimi göndereceksin? Elden kimi çıkartacaksın? İşte Bardi var, şu an performans alamadığın. Tekliç var, performans alamadığın. Fontas var, performans alamadığın. Benkoviç var, sende kiralık sezon sonu satın alma opsiyonu da olsa hani belki geri gönderilecek eğer bir stoper alınırsa. Dolayısıyla biraz böyle hem alınacak hem gönderilecek ya da kiralanacak oyuncular açısından Trabzonspor'da devre arasında oldukça sıkıntılı bir organizasyonun beklediğini söyleyebilirim. Hem bu sezon hem de yeni sezon için bir planlama, öyle değil mi bu? Yani Abdullah Avcı daha uzun dönem projelerin teknik direktörü olduğu için eminim önümüzdeki sezonu da şimdiden planlıyordur. Bir de yani Trabzonspor'u da tebrik etmek lazım. Nasıl bir sezona başladılar? Nasıl devam ediyorlar? Yani şu anda 4. sıradalar. 22 puanla sahip birçok takım var ama yine de
yakaladıkları o ritim bu haftada bence çok güzel. Her ne kadar Ertuğrul Doğan Trabzonspor Başkanı önümüzdeki yıl için şampiyonluk mesajları vermiş olsa da bence bu sonuçlar da, bu sıralama da, bu yavaş yavaş yükselen oyunda Trabzonsporluları tatmin ediyordur diye düşünüyorum. Evet, bir ölçüde ediyor ama henüz Abdullah Avcı da şunu söyledi hatırlarsan. Daha çok çalışacağı, daha çok tekrar yapacağı. O da istediği düzeyde değil şu anda takım. Ama genel manada baktığımızda Sayın Abdullah Avcı Türkiye'de 0-0 50 oynayan teknik adamlardan bir tanesi. Kim ne derse desin. Bu kadro yapısıyla beraber Abdullah Avcı neyi yapabilecekse onu yapacak zaten devre arasına kadar. Takviyelerle beraber bu oyunu daha da yukarıya çıkartacaktır. Şu an için de söylüyorum, yavaş yavaş yukarıya doğru yükselen bir ivmesi var ama bu tatmin etmiyor. Yani bence Abdullah Avcı'yı da tatmin etmiyor, ifadelerinden yola çıkarak söylüyorum. Taraftar demiş tatmin etmiyor ama sonuçta Trabzonspor savunmayı daha doğru ve daha iyi yapabilecek bir oyunu ortaya koyarken hücum aksiyonlarında biraz daha yukarıya doğru hiç olmazsa tempoyu artıracak ve daha çok fiziği ortaya koyabilecek bir oyunu sunması gerekiyor. Bu da tabii ki hemen olmayacaktır. Nihayetinde Abdullah Avcı ilk geldiği zaman da yine takımın kadrosuna baktığımız zaman öyle çok temel özellikli oyunculardan dizili değildi. Ama devre arası Bakasitas, Berat ve Yunus Mallı. Gerçi ondan çok performans alamadı, daha doğrusu hiç alamadı ama iki oyuncu özellikle Bakasitas ve Berat'la beraber hakikaten iyi bir oyun ortaya koydu. 17. sıradan aldığı takımı 4. olarak bitirip Avrupa'ya götürdü. Bu sezon için daha iyi bir kadro olsa da hala o istediği profilde net oyuncular yok maalesef kadroda. Net olarak alınan Önacı, Mendy ve Berat'ı da koyalım bunun içerisine bir ölçüde. Ama Mendy ve Önacı iki oyuncunun Trabzonspor'un özellikle ilk çıkılan Beşiktaş maçında oyunu ne kadar değiştirdiğini görüyoruz. Bu işlerde aslında sevgili Deniz çok zorlamaya gerek yok. Yani net oyuncu, bu net oyuncu 30 yaşında da olabilir, 24 yaşında da olabilir, 25 yaşında da olabilir. Yani yaş olarak tabii ki genç olması benim tercihimdir ama dediğim gibi 24 yaşında da, 25 yaşında da, 26 yaşında da net oyuncuyu alıp kadroya koyabilirsin ki bunlardan bir tanesi Mendy. Aynı zamanda da bu oyuncuyu dönüştürebilirsin. Ne demek istiyorum? Yani sezon sonu ya da iki sezon sonra satabilirsin aldığının daha üzeri rakamlarla beraber. Trabzonspor bence bunu yapmalı. Yani aldığı oyuncuyu dönüştürebilmeli, satabilmeli. Şu anda elden çıkartamıyorsun mesela. Performans alamıyorsun. Performans alacağını ümit ederek kadroya dahil ediyorsun ama istediği ivmeyi yakalayamıyor belki oyuncu. Yani kimi zaman oyuncu kaynaklı, kimi zaman takım kaynaklı da olabilir bunlar. Dolayısıyla her transfer bir risktir ama burada en az riski alarak ilerlemek daha doğru. Özellikle Trabzonspor için söylüyorum. Çünkü bütçesi böyle çok fazla risk alıp kadroyu şişirtecek ve sonra da bundan vazgeçecek bir düzeyde değil. Sen değil, doğru. Evet. Doğru. Sevgili Ulaş, çok teşekkür ediyorum. O güzel yorumların için. Ben teşekkür ederim. Sana ve ailene güzel bir pazar günü diliyorum. Bir mukabil sana da sevgili Deniz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. O güzel yorumların için.